Çocukları kabuslardan yatakları başlarına asılan duş kapanlarının koruduğuna inanır Kızılderililer. Rüyalar çemberin ortasından süzülüp tüylerle çocuklara erişirken kabuslar ağlara takılır. Kadim şehrin geçmişe köklü çocukları. Onların düş kapanıyız biz de. Daha adil, daha özgür, daha temiz bir dünya uğruna çıktığımız bu yolda yürürken onları korumak bizim de ilk hedefimiz. Yarınlara umutla bakabilsinler diye o çemberin içine ördüğümüz ağın adıysa bizim çocuklar. Kendini özgürce ifade eden, araştırıp sorgulayan, özgüveni yüksek, yetenekli, tartışmayı bilen, geleceği görebilen ama her şeyden önce hayal kurabilen bir nesli hedefleyerek başlattığımız projenin adı. Merhaba, benim adım Koko. Toplumsal dönüşümü hedefleyen bir iletişim projesi bizim çocuklar. Okul öncesi eğitim imkanının kısıtlı olduğu mahallelerde belediyemizin Agora, Ballıkkuyu, İsmetpaşa, Gültepe ve Mersinli semt merkezlerinde yaklaşık 2 yıldır uygulanıyor. Kendine bir yuva kurmak istiyor. Yuva. Bu yuvasının adı da... Proje 2 aylık dönemler halinde hayata geçiyor. 4-7 yaş arası çocuklara masal kurgu, drama ve iletişim, geri dönüşüm ve sanat, dans ve bedenle müzik ve ritim atölyelerinde dersler veriliyor. İlk başta geldiğimde çok heyecanlıydım. Orada yeni arkadaşlar edineceğimden emindim. Ama biraz utangaçtım. Sonra ara sıra oynadıktan sonra utangaçlığım geçti. Aslında onlar oynarken öğreniyor. Kimi zaman sanatçı özeniyle en güzel eserlerini tasarlıyorlar. Kimi zaman deve cüce oluyor. Deve. Cüce. Yeri geliyor, kimi zaman da masal kahramanlarına dönüyorlar. Burada daha fazla eğlence var. Barbilerle sıkılıyorum. Sekiz haftanın sonuna geldiğinizde kendini ifade edebilen, el becerileri, küçük motor alışkanlıkları geliştirebilen ya da hikaye oluşturabilen, öte yandan bedeninin farkında ve bedenini karşısındaki insanla iletişim kurarken doğru şekilde kullanabilen çocuklar noktasına doğru ilerliyor hepsi. Toplumsal dönüşüm için önce eğitim inancıyla ilerlerken önemli kilometre taşlarımızdan biri olan bizim çocuklar şimdiden 4000 aşkın insana dokundu bile. Anneler de umutlu, babalar da. Onlara göre proje hem çocuklarını hem kendilerini değiştirmiş, aile bağlarını güçlendirmiş. Mavi Uçurtma Çocuk Hakları Derneği'nin yerel yönetimler yılın çocuk odaklı projesi olarak seçtiği bizim çocuklar, sadece çocuğu değil, anne ile çocuğu eş zamanlı desteklemeyi hedefliyor. Çocuklar eğitimdeyken anneler de hemen yan sınıflarda yabancı dil ve beceri kurslarına katılabiliyor. Projenin en dikkat çeken saç ayaklarından biri ise annelere birçok konuda rehberlik hizmeti sunulması. Çocuk aileyi eğitmeyi öğrenmiş. En önemli olan benim için o oldu. Anne babayı tartışmadan susturuyor, ablalara bağırmaktan susturuyor. Şiddet yok, konuşalım diyerek. Bizim çocuklar. Biz onlara dokunacağız, onlar yarınlara. Öyleyse hadi Nazım Hikmet'in dediği gibi gelin şimdi çocuklara verelim bu dünyayı. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı,